Hayır. Çünkü sonuçta evleneceğim kişiyle bir hayat yaşayacağım, ailemle değil. Ben kesinlikle evlenmem. Çünkü ailem sonuçta benden daha tecrübeli. O yüzden kısa ve net, ailemin istemediği bir kişiyle evlilik yapmayı asla düşünmüyorum. Ayrılmam. Ailemden ayrılırım. Yine de ondan ayrılmam. Tabii. Ailem istemediği için. Uzlaşarak evlenmelidir. İkna edilebilir. Evlenmem. Annem çok baskın karakter çünkü. Ayrılmam. Hayır. Çünkü ben evleneceğim, onlar evlenmeyecek yani. Evet, evlenirim. Neden? Çünkü aşık olacağım insanı bulmak çok zor bir şey, o yüzden. Bu konu hakkında 3 senedir mücadele veriyorum. Çok direndim. Onlar istemediler. Ben evlenmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Sonra dediler ki tamam, ne istiyorsan o olsun dediler. Bir gittik bir gördük ki ailemiz haklı çıktı. Şimdi evlenebilirim. Evet, bunu yapabilirim. Hayır. Çünkü kendi fikirlerime ailemden daha çok önem veriyorum. Ayrılmam. Eğer çok seviyorsam ayrılmam. Ayrılmam. Kendime yeni bir hayat kurarım. Yeni bir başlangıç diye düşünürüm yani. Hayır. Onların çünkü isteyeceği bir kişi de bulurum. Öyle diyeyim size. Bilmiyorum. Yani şu an bilmiyorum. Sevmeme bağlı. Ne kadar seviyorum. Kaçarım. Direkt kaçarım. Hayır. Çünkü ailemin istediği bir kişiyle evlenmek isterim. Yani ailemle beraber yaşamak isterim çünkü. Kesinlikle ayrılmam. Zaten evlenmek istediğim kişiyi ailem onaylamayacağını biliyorum. Ayrılırım. Genelde ailelerin desteklemediği evlilikler kötü oluyor. Evlenmek istediğim kişiyle evlenirim. Ailemi tanımam. Ayrılmadım. Gerçekleşti zaten. Öyle bir şey. İnsanlar 18 yaşta geçtiği sonra kendi kararlarını kendileri verirler yani. Aileye de tanışırlar, saygılı davranırlar ama hayat onlarındır. Ailemden ayrılırım işte. Ayrılırım. Neden? Miras oradan geliyor çünkü.